Konuğumuz geldi Müge'cim. Konuğumuzu anons etsen mi sen acaba? Evet sevgili. Şimdi şıkır şıkır, pırıl pırıl tam yılbaşı öncesine uygun hazırlanmış. Bu programın ayrılmaz bir parçası. İddialı magazin yorumlarıyla da her zaman dikkat çekiyor. Ebru Polat efendim. Ebru'cum. Ebru çok uzaktaydın hızdan biraz. Ebru nereden? Stüdyonun ta sonundan geldi. Evet koşa evet. Koşa gel. Biz kuliste çok güzel dedikodular yapıyorduk. Dağılmışız, farkında evet. Değiliz. Bizi aradıklarına çabuk acil konuğu getirin deyince biz kalktık hepimiz. Koşa koşa geldim bir anda. Ebru'cum hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür Kazasız, ederim. Kazasız belasız kullan inşallah. Sağ olun. İnşallah. Amin. Bin pişman oldum onun da şey çıktığına. Ha, yorumlara mı? Gösterdiğine mi? Evet. Neyi göstermek istedin peki? Ya ben teşekkür etmek istedim. Şöyle. Ha. Bir yere gittiğinizde bir insan size çok ilgilenirse biliyorsunuz hani... Ay hani atarsınız onu da çok teşekkür edersiniz sağ olun var olun gerçekten hiç yorulup üzülmediğim bir yerde. Beni hiç sıkmadılar ve ben tabii ki hani bir sanatçıysan bir yere gittiğinde ya da hani tanınan bir insansan bir şey aldığında bile birisi size çok ilgilendiğinde hep böyle çekip onu atma ihtiyacı duyuyorsunuz. Hani herkes birbirine tamam. Destek falan peki, bir mutlu. Peki bir şey söyleyeceğim. Farz edelim o kişiye çok teşekkür etmek istedin. Peki arabayı neden göstermek istedin? Yani ve arabanın anahtarını çok neden göstermek çok mutluyum o anda istedim. O kadar mutluyum ki. Yani. Bunu herkesle paylaşmak bir şey değil mi? Evet mutluluk verici bir şey. Aman çok şey oldum. Çalıştığım işte bile çok düşmanım oldu. Şey oldum yani panik oldum. Kavga etti herkes birbiriyle. Niye? Ben bir televizyon programında yorumcuyum biliyorsunuz. Evet. Flaş TV'de. Evet. Yorumculuk yapıyorum. Ya orada bile yani kuliste herkes birbirine girdi bu muhabbetten dolayı. Bunun arabası var biz de özel şoför ve araba istiyoruz diye herkes moderatöre saldırdı. Herkes demeyeyim yani birkaç kişi falan. Ay yani herkes insanlar bir değişik olmuş. Yani onun insan artık için hiçbir şeyini göstermek istemiyor. Göstermem ya daha tövbe. Yani, hikayende paylaştım çok, kıskanç ve haset insanlar var diye bunun üzerine mi paylaştın? Ben böyle bir şey paylaştım mı? Geçen öyle bir şey gördüm ben. Haset kıskançlık falan üzerine bir şey paylaştın sanki. Bilmiyorum çok hatırlamıyorum. Ama çok, bir şey söyleyeceğim senin o paylaşımından... Saatler sonra Gülben Ergen bir paylaşım yaptı. Hayır, önce yapmıştı çünkü Gülben Hanım o gün bizim yanımızdaydı. Benim güzellik salonumdaydı zaten. Hiç öyle bir şey beni kastetmez. Belki orada söyledin arabayı almayı. Hayır, diyorum. Biz başka bir şeyler yapıyorduk Gülben Hanım'la. Gülben Hanım'la benim güzellik salonumun üst katında ofisi var. Bir üst katımda hemen onun da ofisi var. Ofisine çıkarken bize uğradı. Hatta o da böyle çocuklar duysun, gülsün diye bir şeyi var, projesi evet. Var. Beni yukarıya davet etti. Ben yukarıya çıktım. Bir şeyler anlattım. Ticaret yapıyoruz ya biz evet, biliyorsunuz 2-3 evet. Yıldır daha deneyimliyiz diye. Bir şeyler tavsiye ettim. O da beni dinledi sağ olsun. Yani aramızda sana beraber... Bir danıştı. Danıştı evet Ebru'cum bir yukarı gelir misin dedi. Bir bak bakalım nasıl burası tamam mı falan. O geri aşağıya indi. Bir o bizim baktı e-ticaret ofisimize. Hani böyle bir diyalogumuz oldu ve çok da tatlı bir hanımefendi. Peki, çok da seviyorum. Gülben Ergen'in o açıklamasını gördüğün zaman ne demişti Gülben Ergen? Sosyal medyada ben haklı buluyorum. Lüks hayatlarını ben haklı buluyorum. Göze sokanları eleştirdi. Yo ben haklı buluyorum. Oyuncağın evet. Derdinde kasap et derdinde dedi. Gülben Ergen yaptığı paylaşımda ama... özellikle çocuklu ailelere uyardığını söyledi. Bir izleyelim önce. Evet evet tamam. Peki efendim bu sanatçıların geçen bir sistemde bulunmuşsunuz siz de çok fazla paylaşım yapmasından dolayı böyle lüks yaşandan dolayı evet, bir sisteminiz olmuştu. Bu konuda fikrinizi alalım. Yazdın zaten fikrimi. En azından böyle görmüşken. Zor bir dönemden geçiyoruz malum. Sektörü etkiledi mi Gülben Hanım? Dikkat etmesi gereken bir dönem. Özellikle çocuklu ailelerin de çok dikkat etmesi gereken. Herkes hak ettiğince yaşayabilir. Hiç kimsenin harcamaları tabii ki bizi ilgilendirmiyor ama göz göre göre... Yani çocuklu ailelerin özellikle bütçelerine çok dikkat etmeleri gereken bir dönemde. İnsan gizli saklı da yaşayabilir ihtiyaçları her neyse. Bu bilinci çocuklara da aşılıyorsunuzdur illa ki örnek bir anne olarak hem değil nasıl, mi? Hem nasıl. Var mı yılbaşı istekleri başladın mı peki çocuklarda? Yeni ben onlara hediyelerini erken verdim paylaştılar. Çok özel bir hisse aldınız Gülben'e? Özel bir hisse aldınız ya. Şimdi Gülben Ergen lüks hayatı paylaşmanın özellikle şu dönemlerde görgüsüzlük ve yanlış olduğunu söylüyor. Sen de 6 milyonluk şimdi otomobilini şöyle, paylaştın. Gülben Ergen, çok denk düştü Ebru. Aynen aynı güne denk geldi. Allah kahretmesin tam banaymış gibi oldu ama o değil. Gülben Ergen'in kastettiği şu. İnsanlar çok lüks restoranlarda yani bir süreklilik arz edenden bahsediyor. Ha, arabayı kastetmiyor. İnsanlar lüks restoranda çok lüks yemekler, insanlar yiyecek ekmek bulamıyor diyor. Böyle şey yemekleri çekiyorlar, onu bunu çekiyorlar, çok şaşalı hayatlar yaşıyorlar falan. Ben 40 yılda bir, bak 40 yılda bir araba paylaşmışım. O da millete nispet amaçlı değil, bir teşekkür amaçlı etiket yapmışım zaten orada.
İki story attım, teşekkür ettim ona da. Çok teşekkürler dedim. Bir sevinç orada, bir coşku var ama Gülben'in kastettiği şu. Her gün çok lüks restoranlarda yenen yemekler, fahiş fiyatlar, alışveriş merkezlerinde çekilen alışveriş torbaları. Bunları ben de yapamıyorum açıkçası. Yani ben artık alışveriş yapmıyorum. Hiçbir şekilde. Dün 3 lira olan şey bugün 6 lira oldu. Yani bunların gösterişini yapmaktan bahsediyor. Ve ben de bunlara çok karşıyım bu arada. Bunları yapanlara da kızıyorum. Ben hayatta böyle parasını pulunu gösteren veyahut da insanlara hava atan bir insan değilim. Beni az çok tanıyorsunuz. Ya 40 yılda bir ya kaç yılda bir kerecik bir peki, şey görmüşsünüzdür. Peki pişman oldun mu? Ay yapmasaydım dediğim bir an oldu mu? Ben hava atma amaçlı asla yapmam. Dediğim gibi hiç de sevmem böyle şeyi. Eşitlikten yanayım. Her zaman herkesin eşit olmasından yanayım. Aradaki uçurumları sevmem. Hiç hani durumu kötü olan, durumu çok iyi olan diye bir uçurum sevmem. Herkesin eşit olmasından yanayım. Sen yanayım. Yine de bir gündemi takip ediyorsun yani. Sonuçta hani dünyadan bir haber bir insan değilsin. Şey demedin mi bu paylaşımı gündemi yaparken? Gündemi hiç takip edemiyorum. Edemiyor musun? Edemiyorum. Aşırı yoğunum. Hiç nefes alacak vaktim bile artık o kadar yok ki. Ama en azından şimdi biraz evvel dedin ya hani fiyatların farklılaştı. İşte magazin gündeminden bahsetmiyor. Ülkenin gündeminden. Onu nasıl takip etmeyeceksin ki? Çok sıkıntı. Ya ben bir işverenim. Ve benim yanımda 25 kişi çalışıyor. Ve şu anda biliyorsunuz asgari ücretler 4250 oldu. Bunun sigortası var, bunun agisi var, şuyu buyu falan var. Bir 8-9 bin lira falan bir yanınızda çalışan insana vermeniz gerekiyor. Ve dolayısıyla şimdi her şey o kadar arttı. Patrona 8 bin liraya mı geliyor? Ne kadara vallahi geliyor? Vallahi bir 7'ye falan. İşte. Tam onu ben hesaplamadım. Hesaplamayı da düşünmüyorum. Helal hoş olsun benim yanımda çalışanlara. Biz çünkü... İşveren, işçi gibi bir diyalogumuz yok. Biz hepimiz arkadaşız iş yerinde. Helal hoş olsun. Ne kazanıyorsam hepsi onların olsun. Hiç problem değil. Herkesin çünkü ailesi var, evi var, çoluğu çocuğu var. Biz birlikte başladık, birlikte gidiyoruz. Tabii ki o yüzden gündemi zaten takip etmek durumundayım. Ben takip edemiyorum, yoğunluğum var derken işlerden dolayı. Bu gündemden bahsetmiyorum. Hani ben magazin gerçekten edemiyorum. Programa çıktığım için mecbur orada görüyorum magazinde. Şimdi burada ama da çok takip çalışmam gerekiyor. Evet.